Merhaba Filistin Pod'a hoş geldiniz. Ben Hümeyra Kambur. Bu hafta Palih Rıfkı Atay'ın Zeytin Dağı isimli eserinden bahsedeceğim. Daha önce hem Twitter sayfamızda hem de Filistin Pot'ta Filistin Sürgün Edebiyatı üzerine bir yayın yapmıştık. Bunun ardından bize eser tavsiyelerinin devamı üzerine bazı talepler geldi. Her yayınımızda birkaç eser tavsiyesi muhakkak yapıyoruz. Bundan sonra ise yeni bir format ile sizlerle olacağız. Eserleri biraz daha yakından inceleyip değerlendirecek ve hatta tahlil edeceğiz. Öncelikle bu haftaki eserimizin yazarı Falih Rıfkı Atay'ı tanıyalım. Kendisi Osmanlı Devleti'nin son yıllarının ve Cumhuriyet döneminin etkin gazetecilerinden. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla orduya katılan Atay 1915 senesinde yedek subay olarak Filistin'e gidiyor. Ve burada Zeytin Dağı'nda bulunan 4. Ordu Karargahı'nda Cemal Paşa'nın katipliğini yapmaya başlıyor. 1918 senesine kadar da Suriye ve Filistin cephelerinde bulunmaya devam ediyor. Zeytin kitabı işte bu döneme ait bazı hatıralarını içermekte. Kişisel fikir ve eleştirilene de yer verdiği bu hatıra yazılarını ise ilk defa 1932 yılında yani harp sona erdikten 14 yıl sonra yayınlıyor. Fali Rıfkı Atay eserine Türk gençlerine saltanatın Suriye'de, Filistin'de ve Hicaz'daki son yıllarını anlatmak istediğini belirtir. Osmanlı Devleti'nin son yıllarını incelediğimizde ise İlk olarak meşrutiyetin doğurduğu etkiler ve sonuçlar ile karşı karşıya kalıyoruz. Atay Zeytin Dağı'nda tam da bu konu üzerine duruyor ve meşrutiyetin ilan edilmesine de öncülük etmiş olan İttihat ve Terakki Cemiyeti mensuplarının Suriye, Filistin, Hicaz'daki faaliyetleri nelerdi sorusuna cevap veriyor. Bu anlamda eser Filistin merkezde olsa da Osmanlı'nın son dönemlerine dair de önemli ipuçları sunmakta. Ayrıca Falih Rıfkı Atay'ın Garp ve Şark Medeniyeti ayrımı da hatıratının neredeyse her satırında dikkat çekmekte. Şark Medeniyeti olarak belirttiği Arap coğrafyasını kendisine yabancı bulan Atay, Osmanlı'nın her uzvuyla beraber batılaşması gerektiği fikrini koyu bir şekilde savunanlardan. Osmanlı'nın benimsemiş olduğu çoklu açık medeniyet anlayışını da eleştiriyor. Halbuki Osmanlı Devleti geniş coğrafyalara uzun yıllar hakim olmayı açık medeniyet anlayışı sayesinde başarmıştı. Bu konu üzere değineceğimiz şöyle bir ifadesi de var Atay'ın. Bu kıtaları ne sömürgeleştirmiş ne de vatanlaştırmıştık. Osmanlı İmparatorluğu buralarda ücretsiz tarla ve sokak bekçisiydi. Ancak Osmanlı'nın bu topraklarda izinin okumadığını söylemek doğru olmayacak. O dönemi her ne kadar kaynaklardan okuyarak gözlemliyor olabilsek de zaten Osmanlı hakim olduğu hiçbir toprak parçasında sömürgeci mantığıyla toplumu değiştirmeye çalışmamış. Aksine toplumun değerlerine değerler katmış, eserleriyle, çalışmalarıyla toplumu kalkındırmıştı. Bugün bile hala Kudüs'e, Filistin'e gidecek olursanız sokaklarında Osmanlı'nın izlerini ve eserlerini görmek mümkün. Bu sebeple dönemin Kudüs'ünü farklı kaynak ve hatıratlardan okumak gerekiyor. Yazar bunların yanı sıra Arapların Türk düşmanı olduklarını dile getirmekte. Tabii ki bu Atay'ın kişisel fikirleri. Ancak bu görüşleriyle sınırlı kalmak Osmanlı'dan nefret eden bir Arap portresi çizer. Oysa ki Osmanlı devletinin Arap topraklarındaki hakimiyeti sona erinceye kadar Araplar arasında bağımsızlığı arzu eden, Osmanlı karşıtı yapan ya da Türk düşmanı olduklarını ispat edecek bir bilincin ortaya çıkmış olmasından bahsetmek son derece güç. Arapların büyük bir çoğunluğu sonuna kadar Osmanlı hakimiyetine bağlı kalmışlar. Bu konu üzerine detaylı bilgi edinmek için David Fromkin'in Barış'a son veren Barış, Modern Ortoluğu Nasıl Yaratıldı kitabına başvurabilirsiniz. Osmanlı'nın son döneminde Arap halkları arasında siyasi hareketlilik olduğu doğrudur. Ancak Arapların tepkisinin temelinde o dönemde yöneten yönetilen ilişkilerini derinden etkileyen kıtlık, çekirge istilası gibi felaketlerin çok büyük etkisi var. Ayrıca Cemal Paşa'nın gerçekleştirdiği idamlar ve sürgünlerde bölgede Osmanlı idaresine karşı bir soğumayı beraberinde getirmiş. Bu idam ve sürgünlerden Atay da hatıratına söz ediyor. Tabii bunların hiçbiri Arapların Türk düşmanı oldukları ibaresini doğru kılmaz. Toplumların birbirleri ile olan ilişkilerine zarar veren milliyetçi bir bakış açısı olduğunu söyleyebiliriz. O döneme baktığımızda görüyoruz ki Arapların tepkilerinin kaynağı milliyetçi bir bilinçten ziyade Farkların derin acılar yaşamasına yol açan idarenin uygulamalarıydı. Savaşın sona erdiği o güne gelecek olursak, bomba, tüfek ve tayyare seslerinin eksik olmadığı savaş hali. Bildiğimiz üzere 1917 yılının son aylarında nihayete eriyor. Osmanlı'nın Kudüs'teki hakimiyeti sona erer. Kudüs mutasarrıfı İzzet Bey'in 9 Aralık 1917 tarihli imzaladığı belgede Osmanlıların dini binaların tahrip olmasından çekindiği için şehirden çekildiği, buralara muhafızlar yerleştirildiği ve İngilizlerin de aynı yolda hareket edeceğinin umulduğu ifade edilmiş. Kudüs'ün kaybedildiği o günü hatıratına Falih Rıfkı Atay ise şu şekilde kaydetmiş. Bir sabah kumandanın odasına girdiğim zaman gözlerinin ağlamaktan yorulmuş olduğunu gördüm. Kudüs İngilizlerin elindeydi. Oradaki son Türklerin nasıl kahramanca vuruştuklarını masanın üstünden aldığım şifreli telgraftan okudum. Kudüs'ü Türkler gibi bıraktık. Nebi Samuel üstünden Müslüman veya Hristiyan mabetlere doğru inenler Türklerin son gününü hatırlayacaklardır. Karargahın içinde Kudüs düştü sözü ölüm haberi gibi yayıldı daha şimdiden Beyrut'a, Şam'a, Halep'e gözyaşlarımızı hazırlamak lazımdı. Artık yalnız Anadolu'yu düşünüyorduk. İmparatorluğa, onun bütün rüyalarına ve hayallerine Allah'a ısmarladık. Falih Rıfkı Atay eserinin Çöl Destanı bölümünde ise çölde harp edenleri dinleyerek bazı subayların notlarını okuyarak muharebe hikayeleri yazmış ve bizi ölümle yaşam arasına sarılıp giden insanların haleti, ruhiyesiyle karşı karşıya bırakmış. Bu birinci ağızdan aktarılan anlatılan, harbin gerçeklerine ayna tutuyor. Zeytından okumayı sizi sevk edecek satırlardan birkaçı da kanal cephesi yolunda bir Osmanlı askerinin dilinden dökülen şu cümleler olabilir. Her akşam arkada bıraktığımız mamurelerden bir gün daha uzaklaştığımızı düşünüyorum. Doğrusu pek az insanın dayanabileceği sıkıntılar çektik. Her adımı içimden bir ıstırap çıkarır gibi atıyorum ve onu bir daha tekrar etmeyi hatırıma getirmiyorum. Dönülemeyecek bir yere gittiğimizi bir an düşünürsem bunu düşündüğüm yerden ileri gidemezdim. İnsanın kanını donduran bu dramatik günlerin bir belgesi olarak günümüze ulaşan Zeytin Dağı, Filistin hakkında burada değinemediğimiz birçok meseleye daha değiniyor. Pek çok ders çıkarabileceğimiz ibret alması hatıralar olduğunu söyleyebiliriz. Bu eser bizi Osmanlı Filistin'i neden kaybetti sorusunun cevabına bir adım yaklaştıracak. Aynı zamanda sürecin bugüne yansımalarını anlayabilmek açısından oldukça faydalı. Son bir ekleme daha yapmış olayım. Fali Rıfkı Atay bu hatıratında dönemin önde gelen birçok isminden söz ediyor. Bu noktada nacizane fikrim kitabı okurken yahut okumadan önce İkinci meşrutiyet sonrası Osmanlı'daki gelişmeler ve şahsiyetler hakkındaki eski bilgilerinizi gözden geçirmeniz ve araştırma yapmanızın istifadeli olacağıdır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek hafta Filistin Pod'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.